Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi dostlar, bu videomuzda da dik üçgenin yeni nesil sorularını gömmeye çalışacağız arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Vira bismillah diyelim. Hemen şöyle bir ayarını yapayım. Başlayalım. İlk sorumuzla bakalım ne diyor. Evet, diyor ki aşağıda eş kibrit çöpleri ile yapılması planlanan bir dik üçgenin dik kenarları tamamlanmıştır. İşte görüyorsunuz, yeni nesil soru dediğim amca normal dik üçgeni çizmek yerine kibrit çöpleri ile üçgen yapıyor. Al sana yeni nesil soru arkadaşlarım. Buna göre diyor, hipotenüs için en az kaç kibrit çöpü kullanmalıdır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi görüyorsunuz burada 1, 1, 1 birim dediğimiz 3K birimlik bir uzunluk var. Burada da 1, 1, 1, 1, 4K birimlik bir uzunluk var ki bizim özel dik üçgenimiz 3, 4, 5'ten buraya da 5 tane 5K birim uzunluğunda kibrit çöpünü koyması bizim için yeterli. En az 5 kibrit çöpüyle biz bu işi hallederiz diyoruz dostlarım. Geçtim 2 numaralı soruya. Evet, bakalım bu ne diyor. Şöyle bir adam var. A noktasında ömür sırasıyla noktalarını hareket edecek. Burası bir paralelmiş. 6, 8, 9, 15'imiz var. 8 neresiymiş? BK. BK'yı bir görelim. BK muhtemelen şurası BK arkadaşlarım. Ve burayı da 8 vermiş. Dikdörtgense burada 8. Yine dikdörtgense burası da 9. Şurası 6, 8'den 10. Burası 8, 15'ten 17. Kaç metre yol alacak diye soruyor. 10, 19, 29, 36 metre yol alırsa toplamda bu işi halleder diyorum. Geçtim 3. soruya. Evet, 15, 20, 25 üçgenini gördüm hemen, özel üçgenimi. Ve dedim ki merdivenin boyu 25 metredir. Şimdi diyor ki, merdivenin alt ucu A noktasından B noktasına getirilirse, şimdi merdivenin 25 metre uzunluğunda unutmayın, şuraya getiriyoruz, B noktasına getirdik, burası yine 25. Şimdi şurası ne çıktı? 24. 7, 24, 25'ten burası da 7 oldu. Bakın C noktası yerden yüksekliği 7'ye düştü arkadaşlarım. Yani 13 metre aşağıya düştü. Kaç metre aşağıya ineri soruyormuş? 13 metredir dedik, geçtik bir sonraki soruya. Bir domino taşı gösterisinde özdeş 4 taş düz bir zemine üzerine aşağıdaki gibi eşit aralıklarla dizilmiş. Şimdi şunların her biri eşit aralıklarla dizilmiş dostlarım. Her devrilen taş bir sonraki taşa şekilde gösterildiği gibi üstten 9, alttan 8 birim uzakta olacak biçimde çarpmaktadır diyor. Bak şimdi taşın yüksekliği 8, 9 daha 17 metre. Şimdi şurası bizim 17 metre uzunluğundaki taşımız. Diyor ki bir önceki taş, şimdi buna çarptığında şöyle çarpıyormuş. Bak bu da şu taş olsun arkadaşlarım. Getirdim 17 metre uzunluğundaki taşı şuraya çarpıyormuş. Ve alttan 8, üstten 9 birim mesafe bırakarak çarpıyormuş ki şurada bize 8, 15, 17 olduğunu gösteriyor. Demek ki şu taşların arasındaki mesafe 15 birimmiş arkadaşlarım. Bir önceki taş buradaydı. Devrildi, buraya geldi ve burada 8'e 9 oranında çarpıyormuş. Tam şuraya çarpıyormuş bu taş devrilince arkadaşlarım. Peki domino taşlarının kalınlığı 2 birim. Şunların her birinin kalınlığı da 2 birimmiş. Bunu da yazalım. Taş devrilmeden önce ilk taş ile son taşın birbirine uzaklığı kaç birimdir? Şimdi ilk taş buradan bitiyor. Bakın bittiği yer burası. Diğer taşın da başlangıcı şurası. Bunların arasındaki mesafeyi soruyor bize. Hadi bulalım. 15 şuraya kadar. 2 burada var. 17. 15, 2 de buradan. 17 de buradan geliyor. 17, 17, 34 yaptı şuraya kadar. 15 de buradan gelecek arkadaşlarım. 34, 15 daha. 49 birimdir aralarındaki uzaklık diyebiliriz. Sakın ha bunun burasındaki ile buranın burasını hesaplamayın dostlarım. Birbirine en yakın mesafeleri hesaplayacaksınız. Bunun önüyle bunun da şu başlangıcı arasındaki mesafeyi hesaplayacaksınız diyelim. Geçelim 5. soruya. Şekilde önden görünüşü dik üçgen olan bir tepe üzerinde kayak yapan biri görülmektedir. Hareketliği tepeye çıkarken hızı 8 km saat, inerken de 20'ymiş arkadaşlarım. Tamam, çıkarken, şuraya çıkarken diyelim, hız eşittir 8, inerken hız eşittir 20'ymiş dostlarım. AB 160, bakın burada 12, 16, 20 üçgeninin 10 katı var. Demek ki burası da 120 birim olacak. Şimdi diyor ki, hareketlinin ABC yörüngesini izlerken harcadığı süre,
A, B, C. Yani buradan başladı, şöyle yukarı çıktı, sonra buradan da aşağı düştü diyor. Bu yolu izlesin diyor. Buna göre hadi hızını bulalım. Şimdi çıkarken hızı 8'di. Şimdi 160'lık yolu çıkacak arkadaşlarım. Çıkarken de hızı 8 olduğu için 160'ı 8 hızıyla ne kadar sürede hesaplar? Hemen hız yol eşittir. Hız çarpı zamandan 160 bölü 8 gelecek 20. Şimdi buradan 20 dakika 20 saat geçti diyelim. 20 saat çıkarken inerkenki hızı neydi? 20 hızıyla inecek. 120 metrelik yolu, 120 kilometrelik yolu 20 hızıyla ne kadar sürede iner diye soruyorum. 6 saatte de burayı inermiş. 6 saatte burası sürdü arkadaşım. Toplam ne yaptı? 26 saat. Şimdi A, B, C yolunu 26 saatte tamamladı. Bir de diyor ki C, B, A yolunu ne kadar sürede gider diyor ki, buna da X demiş bu adam, öyle de diyelim. X dediğimiz 26 saat. Şimdi Y süresini hesaplıyoruz. Bu sefer işi tersten yapacağız. Bunun için de farklı bir renk alalım hemen. Şöyle. Şimdi bu tarafa doğru çıkarken böyle çıkıyorum. Buradan da iniyorum arkadaşlarım. Peki çıkarken 120 kilometrelik yolu çıkarkenki hızımız neydi? 8. 8 kilometre hızıyla ne kadar sürede çıkarım diye soruyorum. Hemen 120 bölü 8'den birinci zamanım buradan 15 saat geldi. 15 saat buradan geldi. Şimdi inelim. İniş yolumuz 160 kilometre. 160'ı neyle iniyorduk biz? 20 kilometre hızla iniyorduk. 20 ile inersek 8 saatte burası sürer. 8 saat, 15, 8 daha, 20, 23 saatte diğer yol sürdü arkadaşlarım. Bize de bunların farkını soruyor. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Biraz matematikle karışık bir geometri sorusu olmuş. Evet, buna bakalım. Şekil 1'deki kare prizma turnalardan 7 tanesi kullanılarak şekil 2'deki cisim oluşturuluyor. A ile B arasındaki mesafe acaba nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu keratanın, tuğlanın şu öndeki şu kısmı, şurası arkadaşlarım, bir kareymiş. 2 ve 2'den oluşan bir kareymiş dostlarım. Şöyle maviyi alalım. Şimdi demek ki şurası 2 birim tuğlanın yüksekliği. E o zaman bu da 2, 4, 6, 8 de şuradaki yükseklik oldu. 2 de şuradan geliyordu dostlarım. Burası toplam ne çıktı kardeşim? 10. Bunu bir söylemiş olalım. Şimdi şurada da 2 var. 2 de buradan geliyor. 4 şuraya kadar olan kısım 4. Yani bu tuğlanın şu kısmı 4. Peki biz tuğlanın yüksekliğini, yani şurayı ne bulduk? 2, 4, 6, 8 birim bulduk ki şuradaki tuğlanın bir yüksekliğidir bu arkadaşlarım. Bak onu bir daha şuradan baştan söyleyerek gidelim. Onu bir daha söyleyeyim. Şimdi bu küçük tuğlanın yüksekliği 2 idi. 4, 6, 8. Ben bunun sayesinde neyi buldum? Bir tuğlanın boyunu bulmuş olduk. Boyu 8 çıktı dostlarım. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 8'miş dostlar. Şimdi şu karenin bir kenarı 2, 2 idi. Buralara da 2 yazalım. Toplam 8 olması için şu minicik araya da 4 kaldı. Şimdi şurası 8. 2 de buradan bir yüksekliğim var. Şuraya da 2 yazalım. Bakın ne oldu, burası toplam 10. B'nin dik uzaklığı yukarıya 10 geldi. Şurası da 4 bulmuştuk az önce. Şimdi A ile B'nin arasına bir Pisagor çakalım, mevzu bitsin. 10 buradan, 4 buradan. X kare eşittir bir 10'un karesi, bir de 4'ün karesi. 116 daha. Kök 116'dır. X dediğimiz uzunluk. Bu da 58 çarpı 2 demektir. 29 çarpı 4 demektir. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 29 içeride kalır, cevap da Edirne'den gelir dedim. Evet, geçtim 7 numaralı sorumuza. Her iki kanadının uzunluğu 4 metreymiş dostlarım. Yani şurası da 4 metre, şurası da 4 metre, burası da 4 metre. Elektrikli bariyer kapalı haldeyken aralarındaki uzaklık 1 metreymiş. Şurası da 1 metreymiş. Yani bu uzunluk toplam 4, 1, 4. 9 metreymiş şuranın tamamı. 60 derecelik açılınca şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Buna göre A ile D üssü arasındaki uzaklık nedir? 60'ı görünce dik indireceğiz demiştik. Hemen hiç düşünmeyelim. Dikliği karşısına indirdim. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısına 2, 60'ın karşısına 2 kök 3 kaldı. Bak burası toplam 9'du. İkisi burada kardeşim. Şuraya da 7 kaldı. Onu da yazalım. 7 birim de burada var.
Şimdi x'i bulacağız. Pisagor yapacağız. X kare eşittir. Bir 7'nin karesini alacağım 49. Bir de 2 köküçün karesini alacağım 12. Toplarsak bunları 59, 61 mi yaptı? Kök 61 çıktı. Sorunun cevabı dedik. 8 numaradayız dostlarım. Bir dikdörtgen 5, 12, 13 dediğimiz uzunluk var köşegeni. Kesilmiş. İki dik üçgen oluşturulmuş. FE 20 santimmiş arkadaşlarım. Şimdi bizim şuradaki şuraya kadar olan hipotenüsümüzü 13 bulduk az önce. Toplam 20 ise şuraya 7 kaldı. Demek ki 7 birim de buradan aşağıya salmış. Şuraya da 13 olması için 6 birimi yazdım. Sonra burası 5'ti, burası 12 idi. Yine burası 12, burası 5. Bize neyi soruyor? M ile N noktaları arasındaki uzaklık. Bakın ne kadar kolay soruymuş. Cevap 6'dır. Paketledik gitti. Geldik buna. İskeleti ikizkenar dik üçgenlerden oluşuyormuş arkadaşlarım. Bebek arabasının en küçük dik üçgeni dik kenar uzunluğu 5 santidir. Buna göre bebek arabasının AB uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Hadi başlayalım. Şimdi şurada bir küçücük ikizkenar dik üçgenimiz var. 5, 5. 5 kök 2 oldu şu diğer dik üçgenin ikizkenarı. Peki şurası 5 kök 2. 5 kök 2'nin kök 2 katı gelecek şurası. 5 kök 2'yi kök 2 ile çarparsam 10. Demek ki bunun bir dik kenarı 10. O halde hemen bu dik üçgenin hipotenüsü 10 kök 2. Şimdi diğer dik üçgenin ikiz kenarını bulduk. 10 kök 2'ymiş. 10 kök 2'nin kök 2 katıysa hipotenüsüne eşit 20. Şurayı 20 bulduk bakın. Şu kısım 20. Şimdi devam. Bu da 20. 20 kök 2 yaptı. Bu da 20 kök 2. Kök 2 katını alıyorum 40 yaptı. 40 ise 40 kök 2. Kök 2 kat şey burası da 40 olacak. Hipotenüsüm 40 kök 2. Bu da 40 kök 2. Kök 2 katını alıyorum 80. Toplam AB'yi soruyor. 80 ile 20'nin toplamı Ceyhan'ı paketledim. Geçtim bir sonraki soruma. Şekildeki sokak lambaları rüzgardan etkilenmemesi için kırmızı halatlarla noktalarına bağlanmıştır. Soldaki direğin uzunluğu 12. Sağdaki direğin uzunluğu acep nedir diye bir soru sormuş bize. 9, 12, 4'ü gördük burada. Şimdi hemen şu üçgeni alacağım arkadaşlarım. Bakın Öklit bağıntısı sorusudur bu. Şöyle biraz daha kalın yapayım ki siz de iyice görün dostlarım. Bakın şu dik üçgenle işiniz var ilk önce. Bunu bir hesaplayalım. Şuraya kadarmış gelmiş dik kenar. Şurası da bizim hipotenüsümüz kardeşlerim. Ve bakın diklikten diklik inmiş. O halde 12'nin karesi yani 144 eşittir 9 çarpı şurası olacak arkadaşlarım. CD 9 çarpı CD 9'a böldüm 9'a böldüm 16 çıktı CD. Şuraya 16'yı bir yazalım. Şimdi geldik diğer dik üçgene. Hemen direğin boyunu bulacağız burada da. Onu da şöyle kalınlaştıralım diğer dik üçgenimizi. Şöyle dik üçgen burada. Hipotenüsümüz de burası. Ve diklikten diklik inmiş dedim. Şimdi x kare eşittir. H kare eşittir. P çarpı K ökliti yapıyorum arkadaşlarım. X kare eşittir. 16 ile 4'ün çarpımı. 16 çarpı 4. 64 yaptı. X eşittir. 8'i paketledik. Ceyhan'dan çıktı sorunun cevabı. Evet 11 numaradayız. Bakın yine bir sürü öklit yapacağımız. Diklikten diklik inmiş diyor falan filan ne? Buna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. Normalde bunun direkt bir bağıntısı var arkadaşlarım. Yani Öklit amcanın konuyu anlatırken de söyledik ya 7 tane formülü vardı. Bunun da direkt bir bağıntısı, bir formülü var. 1 bölü c kare ile 1 bölü b karenin toplamı bir şeye eşit. Yani normalde böyle bir Öklit bağıntısı var. Ama hiç kullanmadığımız için biz bu Öklit'i ben de anlatmıyorum arkadaşlarım. Zaten gerektiğinde istediğimiz takdirde bulabiliyoruz zaten bir şeyler yapıp kendiliğinden çıkartıyoruz. Şimdi burada biz yine şöyle Öklitlerimizi bildiklerimizi bir yazalım. H kare M çarpı N'ye eşit. Bu dursun elimizde. M çarpı N. Şimdi C kare N'ye eşitti dostlarım. Onu da buraya yazıyorum. C kare eşittir. M çarpı tamamı. M çarpı A. Peki B kare neye eşitti? B kareyi de yazalım. O da N çarpı A'ya eşitti. N çarpı A. Şimdi buradan da şöyle bir şey yazalım dostlarım. Bize 1 bölü B kare ile 1 bölü C kareyi soruyor ya. Bunu ters çevirelim. 1 bölü C kare neye eşit oldu? 1 bölü
m çarpı a'ya 1 bölü b kare neye eşit oldu? 1 bölü n çarpı a'ya eşit oldu. Gelin bunları da alt alta toplayalım. Şuraya yazayım. 1 bölü c kare artı 1 bölü b kare eşittir 1 bölü m a artı 1 bölü n a geldi. Şimdi şöyle yapalım. Burayı n ile çarpı genişletelim. Burayı m ile genişletelim. Şöyle olacak değil mi? N artı m bölü 1 bölü ne çıktı? M çarpı n çarpı a geldi. Şimdi m ile n'in toplamına bakın zaten a'ya eşit. Şurası a. Bu a'yı götürdü. Ne kaldı geriye? 1 bölü m çarpı n. M çarpı n de neye eşitti? H kareye eşitti dostlarım. O halde 1 bölü h kare geldi. Aradığım cevap. Evet, 12 numaradayız. Birbirine bağlanan vinçler. Şurada dikey, yatay direklerle bağlanmış. Bakın burası dikmiş kardeşim. Ben şu açıya a dediğimde bu da a olacak. Gelin şu açıya b diyelim. Bakın buradan a ile şu b'nin toplamı 90'a eşit. Demek ki a ile b'nin toplamı 90'sa bu bir dik üçgen olacak. İkinci halatın uzunluğu nedir diye soruyor bize. Önce diklikten diklik inmiş bir öklit çakalım. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı şuranın tamamı olacak x diyelim buraya. 2 çarpı x. 16 bölü 2'den x 8 geldi burası. Ve bakın şu dik üçgenden de hemen bir Pisagor çakalım. 4 var, 8 var. Neydi? Biri diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs ne olacaktı? Küçük olanın kök 5 katı olacaktı. Hiç uzatmadan paketledik soruyu. Evet, 13 numaradayız dostlarım. Aşağıda bir ırmağın karşı kıyılarına 16 metre uzunluğunda zemine dik biçimde yerleştirilmiş direkler üzerine kurulmuş bir teleferik sistemi gösterilmiştir. Evet, 16 metre uzunluğunda iki direğimiz var. İki direk arası 13 metre, tamam onu gördük. Telin üzerinde hareket eden yüksekliği 2,5 metre olan bir kabin varmış, bunu da gördük. Teleferiğin hareketi sırasında ırmak yüzeyine göre yüksekliğinin 7,5 metre ve AB ile BC'nin dik olduğu iki farklı an vardır diyor. Bak şimdi. Diyor ki bize kardeşim. Şimdi öyle bir an var ki tam o an şu anda resimde gördüğümüz an olsun. A ile B'nin arasındaki açı 90, AB ile BC arasındaki açı 90 dereceymiş ve bu teleferiğinde yerden yüksekliği H dediğimiz şey 7,5 oluyormuş dostlarım. Ve bunun olduğu İki tane an varmış bu şekilde. İki an mevcutmuş. Şimdi önce bunu bir konuşalım. Bakın birinci anımız bu olsun. Şurası 13 metreydi. Şimdi şuradan bir diklik çıkartalım yukarıya, şuraya. Ve diyelim ki şurası da 2,5 metre. 7,5 da burada var. Burası toplam 10 mu yaptı kardeşim? Şuraya da 6 kaldı. Şimdi 6'nın karesi 36. Öklit çakıyorum bak. Şuradaki x ile şuradaki 13 eksi x'in çarpımına eşit. Yazıyorum onu da buraya. 36 6'nın karesidir. X çarpı 13 eksi x. Şimdi bu bizim çok sık karşımıza çıkan bir öklit olduğu için 4 ile 9 olduğunu ben biliyorum bunun hemen arkadaşlarım. O yüzden şuraya 4 diyorum. Şuraya da 9 kaldı diyorum dostlarım. 13 eksi 4 9 yaptı. Peki bu birinci an. Diyor ki bunun olduğu ikinci bir an da vardır diyor. Şimdi bu teleferiği sen şöyle hareket ettirdin, ettirdin, ettirdin. Şurada bir yere geldi. Öyle bir an oldu ki şuraya gelsin bu teleferiğimiz. Şurasıyla şunu da çizelim şöyle. Yine burası B noktası, burası oldu. AB ile BC'nin arası 90 derece ve yine yerden yüksekliği 7,5'muş şurası. 2,5 da buradan 10. Demek ki yine yüksekliğim 6, yine burası 4, şurası da 9 olacak, buraya da 5 kaldı dostlarım. Evet, diyor ki ırmak zemine iz düşüm noktaları D ve E'dir. İşte bu durumda teleferiğin birisi D, birisi E noktasında oluyormuş. D ve E noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Şurayı soruyor ki bulmuşuz biz onu çoktan, 5. Evet, çok güzel bir soruymuş arkadaşlarım. Hazırlayanların da ellerine kollarına sağlık diyelim. Soru anlaşıldığı takdirde şuradaki cümleyi anlayabildiğiniz takdirde basit bir öklit sorusu haline döndü. Marifet şu okuduğunu anlamaktı kardeşlerim. Geçtim 14 numaraya. Evet, şekilde iki kanadı birbirine eşit uzunlukta olan
merdiven görülüyor. Yani ikizkenar üçgen, biri 20, biri 20 ise tabii ki burada da 20, 20 olacak şekilde ikizkenar üçgenler var. Merdivenin kanatları arası ikinci şekildeki konumda merdivenin kanatları arasındaki açı 90 dereceymiş şurası. A noktasının yerden üzerinde uzaklığı en yakın kaç birim olur diye soruyor. Yani şuradan aşağı indirdiğin, yere indirdiğin yükseklik nedir diye soruyor. En yakın uzaklık, uzaklık da dese sadece biz buradaki dikliği algılayacağız arkadaşlarım. Yani soru şu oldu kardeşlerim. Bir ikizkenar üçgenimiz var. Dik üçgen aynı zamanda. 20, 20. Bize de bu ikizkenar dik üçgenin hipotenüsüne inen yüksekliği soruyor. Şimdi şurası dik üçgenin ikizkenar olmasından k, k, k kök 2 kuralından 20 kök 2. Buralarda 45, 45. 90, 45. Burası da 45. Burası da 45. Bakın bu hem yükseklik, hem açıortay, hem de kenarortay olacak arkadaşlarım. Sonuçta ikizkenar üçgen kayı kuralını sağlattım. Dolayısıyla burası 10 kök 2. 10 kök 2 oldu. Dik açıdan inen kenarortay oldu değil mi bu aynı zamanda? Muhteşem üçlü de yapacak. Burası da 10 kök 2 çıkacak. Yani şuradaki 45-45'ten dolayı bununla bunun eşit olduğunu buradan da söyleyebilirim. Muhteşem üçlüden de kafanız karıştıysa buradaki ikiz kenardan da yine 10 kök 2 olduğunu görebilirsiniz. Evet, 15 numaradayız. AC uzunluğu 25 olan bir kumaş B köşesi AD boyunca katlanarak DC üzerindeki şuraya geliyormuş dostlarım. 12 var, 25 var, 17 oldu. Ölçülmüş. Kumaşın katlanmadan önceki çevre uzunluğu kaç birimdir? Güzel bir katlama sorusu. Ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki haline öncelikle bir kere getireceksiniz şekli arkadaşlarım. Bu mecbur. Şu C'yi görmeyin şimdi. B buradaydı. Bu 17 katlanmadan önce burası da 17 idi. Bunu da söyleyelim. Şimdi şuraya x dersem burası da x'ti arkadaşlarım. Şimdi ben burada bir şurada Pisagor bağıntısı yapacağım. Bir de şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşlarım. Şimdi bakalım hani bir sürü seçenek var da insanın aklına şu 17'yi görünce yani 2-3 tane Pisagor yapıp denklem kurup çözmektense az bir çakallık yapayım dedim. Acaba 8, 15, 17 olur mu diye bir düşünüyorum. 8'i buraya, 15'i buraya yazdım. Tabii ki burası da 8 olacak bu durumda. Şimdi buradaki dik üçgeni de sağlıyorsa doğru bir şey yapmışım demektir. Bakın burada da 15, 20, 25 üçgeni çıktı. Yani yine bizim özel bir dik üçgenimiz. Yani Pisagor sağlandı en azından. Ve gerçekten de yaptığım işlem doğruymuş. Burası 8'miş dedim. O halde şimdi neyi soruyordu bize? Çevresini. 25 buradan. 20 buradan 45. 45'e 8 ekledim. 50, 53 yaptı. 7 ekledim 60. 10 daha ekledim 70 yaptı. Edirne'den patladı gitti. Yine bir katlama sorusu ve çok benzeri arkadaşlarım. Bakın 10 santimi tutmuş buraya katlamış. Hiç soruyu okumadan önce şu işlemi bir yapalım. Katlanmadan önceki moduna geri getirelim bunu. Şurası 10 santim katlanmış buradaymış. Burada 10 santim yazalım. Burası kesin yükseklik, burası kesin açıortaydı, şu katlanmadan önceki buraya eşitti falan bunları bir yazdık. Ve yine bakın şurada da arkadaşlarım bir özel dik üçgenim çıkacak. Muhtemelen 17'yi gördüm, 8, 15, 17 olabilir dedim. Önce bunu bir 6, 8, 10 olabilir mi diye düşünelim. Sonra 8, 15 olması için 9'umuz burada, buraya da 6 kalıyor. Bakın bu eşitlik de sağlandı. Demek ki yine doğru yapmışız. X 8'dir dedik. Bir binaya 100 metre uzaklıkta bir ekol pistten dikey doğrultuda havalanan helikopter 440 metre yüksekliğe ulaştığında binaya en yakın uzaklığı 260 metre olmaktadır. Binanın yüksekliği şuradaki X'i soruyor. Arkadaşlar olmazsa olmaz videomuzdaki geometri taktikleri videosundaki dik yamuk diye bir şey anlattık ve dedik ki dik üçgende çok sık çıkacak karşımıza. İşte bakın dik yamuk burada arkadaşlarım. Şu dik yamuğu burada hemen yakaladınız ve dik yamukta ne yapacaktık? Şuradan bir diklik indirip dikdörtgeni tamamlayacaktık. Şurası da 100 oldu. Bakın burada bir 260-100 şuraya yazayım. Hipotenüsü 260 olan dik kenarlarından biri 100 olan bir dik üçgen çıktı. Acaba diğer dik kenarı ne? Bunu bulalım. Hemen 10'a bölelim 10, 10'a bölelim 26, 2'ye bölelim 5, 2'ye bölelim 13. Bakın 5
12-13 üçgenini burada 2'ye bölmüştüm, 24 yaptım. 10'a bölmüştüm, 240 yaptım. Demek ki şurası 240'mış dik üçgenimin diğer kenarı. Toplam 440'tı bu uzunluk. Buraya da kaldı 200. Şu dikdörtgenden karşılıklı kenarlar eşitse x de oldu 200 dedik. Bakın yine bir dik yamuk arkadaşlarım. Hemen soruyu okumadan önce şu dikliği indireceğimi ben biliyorum. Ne diyor şimdi? Uzunluğu 30'muş, tam ortadan kırılmış. O zaman burası da 15. Şu mesafe de 15 olacak. Direğin uç noktası direğe 12 birim uzaklıktaki duvarın. Bak direğe 12 birim uzaklıkta, burada 12. Bakın burası ne çıktı? 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Şurası 9. Demek ki burası 6, 15 olması için. O halde direğin boyu da 6, duvarın boyu 6 geldi. Evet, bakalım bu ne diyor. Çiftçi Ali Bey dikdörtgen tarlasına A noktasında bulunan kuyudan, A noktası nerede? Şuradaki kuyudan su kullanabilmek için BC'nin orta noktası olan K noktasına DC'ye paralel olacak şekilde bir su kanalı açmak istemektedir. DC'ye paralelmiş arkadaşlarım bu su kanalı. Ne diyordu sonra? DA diktir. Tamam, şurada bir dik üçgen gördük. AD 70 diyor. AD 70. Bakın 70, 240. Ben eğer şunu çizersem, şu köşegeni çizdim. 7, 24, 25 üçgeninden şurası ne oldu toplam? 250 oldu arkadaşlarım. Şu çizdiğimiz uzunluk 250. Bak şimdi can öğrencim şunu da gör. Bu adam paraleldi ya bu şuna. Paralelse ve burayı da ikiye böldüğü için mecbur ne yaptı? Orta taban oldu bu. Yani 150'nin yarısı oldu. 75 oldu şu mesafe. Ve burayı da ikiye bölmek zorunda kaldı. Ha, ikiye böldüyse bak dik açıdan inen kenar ortay oldu burası. Burası kenar ortaysa kardeşim 250'yi ikiye böldün, 125. 125 muhteşem üçlüden, bu da 125 ve sana şuranın toplamını soruyordu. 125 ile 75'in toplamı, Denizli'yi paketledim. Çok güzel bir soru olmuş. Evet, şekilde eğim açısı 30 derece olan dağda saatte 60 km hızla düz bir zemine kayak yapan bir sporcu görülmektedir. Tamam. 10 dakika içerisinde yüksekliğinin deniz seviyesine göre kaç kilometre azalmıştır diye bir soru sormuş bize. Şimdi şunu hesaplayalım. Saatte 60 kilometre gidiyor arkadaşlarım. Yani 60 dakikada 60 kilometre yol gidiyor. Bana diyor ki 10 dakikada ne kadar yükseklikte değişiklik olur? 10 dakikada ne kadar yol gidecek? 10 kilometre yol gidecek diyelim bir kere dostlarım. Şimdi bu adam, hani şöyle göstereyim, şuradaki bir dağdan aşağıya doğru iniyor. Bir A noktasından geldi, 10 dakika gitti, bir B noktasına ulaştı ve 10 kilometre yol gidiyormuş bu durumda. Bana da diyor ki yüksekliği nasıl değişir? Bak bir buradaki yüksekliğini bul, bir de buradaki yüksekliğini bul diyor. Ne kadarlık bir fark var diye bunu soruyor bize. Şimdi bu adamın buradaki yüksekliği x olsun, buradaki de y olsun. Şurası da x, şurası y eksi x oldu ki bana burayı soruyormuş meğersem. Sorulan yer burası. Peki aradaki açımız 30'du. Yöndeşlikten bu da 30. Bak 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5 çıktı. Demek ki deniz seviyesine göre 5 kilometre bir azalış yaşamışız dostlarım. Evet, geldik 21 numaralı soruya. Dikdörtgenler prizması biçimindeki giysi dolabının üst çekmesi şekil 2'deki gibi açılmıştır diyor. BC 100. Tamam. AB 80. AB'miz de 80. Şurası 80. Yani şu kısım da 80 oldu tabii ki haliyle. BC 100'dü. Şuraya kadar geldi. A ne diyor? A üssü A B ve B üssü. Ha, şu üstteki düzlemsel diyor. Tamam, geç onun. Çekmece kaç birim açılarak A üssü C uzunluğu 170 olur diye bir soru sormuş. Şurası 170. Dostum göründüğü kadar zor bir soru değilmiş. 8, 15, 17 üçgeninin, şurada bir bakın dik üçgen oluşturduk. Ve bu üçgen 8, 15, 17'nin 10 katı olacak değil mi dik üçgenimiz? 8, 15 olacak, 10 katı olması için 150. 50 santimlik bir açılışla görüyorsunuz mevzuyu bitiriyoruz dostlarım. Evet, 22 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Aşağıda bir forklift fin
okuyamadım. Neyse, yük taşıyıp yükseldi. Şu araç, bunun ismi buymuş. Sıradaki üç farklı görüntüsü, yüklediği sıradaki üç farklı görüntüsü. Tamam. Şekil 2'deki gibi yükü 20 birim yukarıya kaldırdığında. Şimdi burada 20 birim yukarıya kaldırmış. Yani şu mesafe 20. Ön kısmındaki A noktası ile kolinin köşe noktalarının B noktası arasındaki uzaklık 20 birim. Bak şurası 20 birim oluyormuş. Şey kaç? 25 oluyormuş. Demek ki 15, 20, 25. Bana kolinin şuradaki enini vermiş. Şurası 15'miş dostlarım. Tabi hepsinde 15 bu. Buna göre şekil 3'teki gibi yükünü 85 birim daha yukarıya. Şimdi 20'ydi ya. 85 daha eklersen buna 105 olacak değil mi? Şurası 105 oldu. A ile B noktaları arasındaki uzaklık ne olur diye bir soru sormuş. Şuradaki x'i soruyor bize de. Hadi bir hesaplayalım. Şimdi bu durumda x hipotenüsüm, 105 bir dik kenarım, 15 de diğer dik kenarım. Gelin bunları bir sadeleştirelim. 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 21 oldu. Burası da x bölü 5 oldu tabii ki. Hemen şurada bir paketleyelim, hesaplama yapalım arkadaşlarım. Ne geliyor? Hatta bir daha 3'e bölelim mi? Daha güzel olur ya. Evet, bir daha 3'e bölelim. 1, 7, 3'e bölersem x bölü 15. Şimdi 49, bir daha 50 yapar. Pisagor yaptım. 50, 5 kök 2 çıkıyor hipotenüsüm dostlarım. Tabii bunu da sen 15 katını alacaksın. 5 çarpı 15'ten 75 kök 2'ymiş sorunun cevabı. Yani şurada Pisagor yapamadım. Sadeleştirdim bunları. Hatta ikisini de kaça bölmüş oldum? 15'e bölmüş oldum. Biri 1, biri 7 çıktı. Böylelikle olayı paketledik. Evet, sarkaç sorularına geldik arkadaşlarım da. Şimdi birazdan zil çalacak. Burada bir durdurayım ben videoyu. Bir sonraki videomuzda da devam ederiz inşallah kalan sorulara diyelim.